Bir salı akşamı bir bizim stadyumla yeniden sizlerle birlikteyiz. Haftanın dev maçı hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe Galatasaray maçı biliyorsunuz futbolsuz bir maç. Herkesin eleştiri üzerine kurduğu, eleştirini yoğunlaştırdığı bir 90 dakika oldu. Ardından Beşiktaş'ta yaşananlar, Rıza Çalınbay, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar arasındaki diyaloglar. Bu da haftaya damgayı vuran bir başka olaydı. Ve bugün son dakikada Fatih Terim hocamız Yunanistan'a doğru yola çıktı. Panathinaikos'a teknik direktör oluyor büyük ihtimalle. Ergin Ataman'dan sonra yarın o da futbol takımının başına geçecek. Onu da konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var. Hemen sizlere takdim edeyim. Beşiktaş'ı en iyi bilenlerden Trabzonspor'un teknik direktör sevgili Ziya Doğan hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Bu arada Trabzonspor'da da forma giyen bir milli futbolcu, bir teknik direktör sevgili Fatih Akkel de bizlerle birlikte. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, haftanın bu hayal kırıklığı yaratan maçını konuşmadan evvel isterseniz önce bir iki teknik adamı dinleyelim. Önce ev sahibi İsmail Kartal, bakalım maçtan sonra neler demiş. Kulak verelim. Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki derbiye hep beraber oyuncularımızla birlikte gayet iyi hazırlanmıştık. Özellikle de ilk yarı biraz daha ofansif oyuncularla maça başlayarak erken bulacağımız bir golle öne geçip maçı lehimize çevirmesini planlamıştık. Ama baktık ki ilk devre birazcık istediklerimiz olmadı. Hemen ikinci yarı bir müdahale yaparak oyunu dengeledik ve ele geçirdik. Üstün olan taraf, oyun üstünlüğü bizdeydi. Daha sonra baktık ki rakip takımın oyuncuları sürekli kendilerini yere atarak, özellikle ikinci yarı zaman geçirerek oyunumuzu ve hızımızı kesmeye çalıştılar. Bu konuda baktık, maçtan sonra top 43 dakika oyunda kalmış. Normal lig ortalamaların çok altında. Rakip takımın hocası diyor ki, bir tane %100 penaltımız vermedi diyor. Verilmedi, biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok. O zaman Saşa Boy'un atılması lazım, o niye atılmadı? Torreira'nın atılması lazım ikinci sarıdan, o niye atılmadı? Daha maç başlarken bizim oyuncularımıza bu kadar kolay sarı kartlar gösterilirken rakip takıma hiçbir zaman böyle kartlar gösterilmedi. Kazanamadık. Belki çok fazla pozisyon bulamadık ama bulduğumuz pozisyonları da yeterli derecede değerlendiremediğimiz için maç 0-0 berabere bitti. Biz önümüze bakıyoruz. Lig uzun soluklu, uzun bir maraton. Onun için bu akşam 0-0 berabere kaldık. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceksiniz. Sonuçta kazanmaya özellikle ikinci yarı bizim yani Fenerbahçe futbol takımı olarak bizdik. Olmadı. Taraftarlarımıza bu akşam bir 3 puan vermeyi çok istiyorduk. Galibiyetle bu stattan onların ayrılmasını çok istiyorduk. Onları mutlu etmeyi çok istiyorduk. Olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda onları en iyi şekilde mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Evet, İsmail Kartal maçtan sonra böyle konuştu. Bakalım Okan Buruk neler demiş. Onu da dinleyelim. Sonra maçın üzerine konuşacağız. Rakibimizin top bizdeyken baskı yapmayacağını tahmin ediyorduk. Çünkü çok sert baskılar yapan bir takım değil. Daha çok alanında bekleyip rakibin hata yapmasını bekleyen bir takım. Özellikle ilk yarıda topa sahip olma yüzdemiz, oyun içerisindeki üretkenliğimiz rakibimize göre daha iyiydi. Bunu da net bir şekilde gördük. İkinci ve üçüncü bölgeye geçmede çok iyi işler yapmadık. Çok bu da bizim üretkenliğimizi etkiledi. Burada daha iyi işler yapabilirdik. Rakibimize hiç ilk yarıda çok az, yani bir tane şut fırsatı verdik. Onun dışında çok fazla kalemize yaklaştırmadık. İlk yarı çok net bir pozisyon da demeyeceğim. Penaltı vardı. VAR adasından verilmeyen net bir penaltı vardı. Bu boks ringlerinde atılacak cinsten bir yumruktu belki de. Ama maalesef bu gözükmedi. Yayıncı da bunu net bir şekilde göstermediğini öğrendik sonradan. Tabii ki çünkü bütün dünyanın seyrettiği bir yayın bu. Birçok ülkede bu maç yayınlandı ama bu maç bu kamera açılarından net olarak burada bile verilmedi. İki takım da çok üretken değildi. Ben buradan kendimi eleştirirken yayıncının da aslında artık kameralarını fazlalaştırması, ceza sahası içerisindeki bu net pozisyonla ilgili görüntülerin net bir şekilde verilmesini dışarıdaki insanlar da talep ediyor. Maçın geneline baktığımızda iki takım da çok net pozisyonlar üretmedi. Biraz daha iki takımın da az ürettiğini söyleyebiliriz ve göz zevki, seyir zevki olan belki bir maç olmadı. Herkes bir anlamda sonuca odaklandı ama kazanabileceğimiz bir maçtı. Pozisyona girdik, bir iki tane girdik, net girmedik. Bunun dışında çok fazla bir şey söylemeyeceğim.
Evet, Fatih Akyel bu maçları çok yaşamış bir oyuncusun. Hem Kadıköy'de evet. Hem tabii ki yeni statta değil, Ali Sami Yen'de, eski evet. Statta değil mi? Evet. O derbilerle bu derbilerin, son zamanlardaki derbilerin farkını nasıl görüyorsun? Yani sizin döneminizdeki maçlar daha mı heyecanlı? Biraz daha heyecanlı oluyordu, evet. Öyle mi? Bu maçlar doğru. Neden yani. Öyle oluyordu? Ya atmosferi daha yüksek oluyordu, daha heyecanlıydı. Bu özellikle son derbilerde, son maçlarda ben bakıyorum öyle çok aman aman bir heyecan. Yani Fenerbahçe taraftarına bakıyorum mesela. Galatasaray maçlarındaki önceki heyecanı yok gibi tribünlerde. Bu son 3-4 maçtı böyle Kadıköy'de Galatasaray maçında. Fenerbahçe'nin seyircisi. Yani böyle bir heyecan yok gibi. Bir o gün yani bir kazanmanın verdiği bir heyecan nasıl da gidiliyor ama öyle çok coşkulu bir taraftar kitlesi yok diye gördüm ben. Mesela genelde maçı. İki teknik adamın oyun planından dolayı böyle bir oyun ortaya, futbol ortaya çıktı diyorlar. Katılıyor evet. musun yoksa? Ya katılıyorum. Şöyle zaten İsmail Hoca zaten onun şeyini verdi, cevabını verdi. Kazanamıyorsan kaybetme dedi. Zaten ona çıktı o da. O öyle çıktığı için de, o mantaliteyle çıktığı için de takım durgundu. Gol yemeyeyim, atarsam bir tane yatayım, atayım. İki takım da buna gitti. Buna gidince de iki takım da ortada. Fenerbahçe'de bir de ne var biliyor musun? Hep bütün bu olay Fred'e bağlanıyor. Bir futbolcu bu kadar koskoca takımı etkiler mi? Yani? Ya Fenerbahçe'de maalesef etkiliyor. Bu bir gerçek. Ama hani baktığın zaman maç genelinde de çok Fred'lik de çok aman aman bir şey yoktu. Çünkü Galatasaray da çok saldırgan bir futbol oynamadı. Kontrollü bir futbol oynadı. İki takım da birbirlerini tarttılar. İki takım da şuna inanıyor. Bu ligde ikimiz de kazanırız. Ama aramızdaki maçlar bu düğümü çözer diyorlar. Onun için kontrollü oynadılar. Bir tane atalım, yatalım misali, kazanalım misali oldu. Fenerbahçe böyle bir oyunla oynadı. Ama olmadı. İkisi de çok üretken olmayan, pozisyon olmayan, zevksiz bir derbi izledik. Evet. İkisi de birbirini tarttılar. Çünkü 3 gün sonra, 4 gün sonra yine karşı karşıya günü, gelecekler evet. Cuma günü. Onun için birbirlerini tartıyorlar. Çünkü bu ligi... İki takım da force etti. Artık kendi aralarındaki maçlar zirvede iki takım şeyi koparacaklar yani diye düşünüyorum. Yani. Hocam neye bağlıyorsun bu futbolsuzluğu? Teknik adam ürkekliği, korkaklığı diyebilir miyiz? Yoksa şimdi, strateji mi? Bu maçların bir de psikolojik yönü var. Şimdi aynı puanla devam ediyorlar. Üstelik bu maçın yenilgisi ağır olur. Rakibin moral bulur. Rekabetten dolayı aynı zamanda da kaybeden bunun altından kalkamayabilir. Ama işin aslına baktığın zaman iki tane denk kuvvetin mücadelesi. Ve iki teknik adamı da kutluyorum. Hem mütevaziliklerinden hem takımlarını iyi çalıştırıp sistemi oturttuk. Yani sen kutluyorsun, herkes eleştirdi bu kötü futbolu. Kötü futbol olması... Denk kuvvetten olduğu yerde bir de bir gol yediğin zaman bunun psikolojik boyutunu çok fazlasıyla camiye yaşar. Tabii. Onun için teknik adamlar aslında her ikisi de önde baskı yaptılar. İyi mücadele oldu ama işte denk kuvvetler olduğu zaman defansif anlamda da eskiden defansı çok önemli görmezlerdi. Hep ama şimdi körü körüne bir mücadele içerisinde olmak istemiyor. Bilinçli hareket ediyorlar. Pozisyonun az olması takım halinde savunmayı iki tarafta iyi yapıyor. Aynı zamanda atakta da ikisi de fırsat geldiği zaman 5-6 kişiyle. Fakat alan bulamıyorlar. Oynayacak şey eskiden hatırlarsınız. Yani topu ayağına alan istediği kadar vakit geçirir. Şey yapar. Şimdi toparlar almaz. İki tane takım pres yapıyor. Galatasaray'la Fenerbahçe. Ve alanları çok iyi daraltıyorlar. Hep beraber hareket ediyorlar. Hep beraber hareket ettikleri zaman... Ya böyle bir futbolu normal diyorsun. Rakibi, pardon, rakibi oynatmak, oynatmamak amaç değil. Ama şartlar, denge bunu sağlıyor. Onun için işim ben çalıştığım bir takımda bir takımı analiz ettik. Ancak dedik şu şekil gol atabiliriz. Santrafor'un birini öne çıkarıyorsa öbürsü süratli oyuncu diyorsun ki arkasına at.
Ve bir pozisyonla rakibe de hiç pozisyon vermeden maç bitti. Denk kuvvetlerde, iki takım da iyi takımdı. Şimdi burada da Fenerbahçe ve Galatasaray'ı şimdi baktığın zaman çok zevkli müsabakalar ve çok gollü maçlar oynuyorlar. Ama burada iki tarafta hem puan cetvelindeki durumundan hem camianın burada bir yenilgiyle motivasyonunun bozulabileceğini düşündükleri için doğru yaptılar. Ama bu maç 0-0 bitsin diye hiç kimse beklemedi. Zaman zaman bakın 4-5 tane oyuncuyla hata Galatasaray'da, Fenerbahçe'de çıkıyor. Ama çabuk toparlanıyor ve üstelik de top rakibe geçtiği zaman en önde pres yaparak oyun kurmasını engelliyorlar. Mesela şimdi Türk futbolunda inanılmaz böyle bir zevk almama var taraftarda, seyredende de. Ama şartlar şu günün oyununda baktığın zaman herkes çekiliyor, alan vermiyor. Alan vermeyince de dar alana oyun sıkışıyor. Sonuç bir şey değil. Ama hem Galatasaray hem Fenerbahçe zaman zaman bunu yapıyorlar. 90 dakika yapmaları çok zor. Pres yapıyorlar önde. Bu sefer gelişi güzel vuruşlarla, uzun dikkat edin, diğer maçlarda bol pozisyon, yavaş yavaş oynayarak, açık arayarak topu dolaştıran Fenerbahçe ve Galatasaray o presin korkusundan kaptırırım diye uzun çıkmak zorunda kaldılar. Evet. Bu da pozisyon yaratmakta evet, biraz zorlandı. Fatih Akay, Fenerbahçe'nin inanılmaz bir üstünlüğü vardı Kadıköy'de. Evet. Bu geçen seneden itibaren sona erdi. Evet. O üstünlük niye o kadar uzun yıllar sürdü sence? Sonra nasıl sona erdi? Ya şöyle tabii geçmişte yaklaşık herhalde bir 20 seneye yakın Galatasaray Kadıköy'de kazanamadı herhalde. Sen Galatasaray'dayken oraya gittip kazanamadığın maç var değil mi? Kazandığımız maç var. O bu 20 senelik mi dediler? 19 evet. Sene. 20 sene bir kazanma. Ondan önce ilk galibiyet bizim galibiyeti. 2-1 Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmiştik biz. Ondan sen Galatasaray'daydın. Galatasaray'daydım. Ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray bir daha Kadıköy'de kazanamadı ondan sonra. Ama son senelerde bu şey kırıldı artık. Eskiden psikolojik bir baskı vardı. O psikolojik baskı Galatasaray'ın üstünden kalktı. Oyuncular tamamen değişti. Şartlar tamamen değişti. Çok fazla yabancının olması da etkiliyor mu? Tabii. Yani? Eskiden yerli oyuncular daha fazlaydı. Yani bu heyecanı yaşayan çok futbolcu vardı değil mi? Tabii. Şimdi biraz yerli futbolcular azaldı. Evet, yani. Şimdi en fazla 3 tane yerli. Onlar da ne kadar zaten var? Zaten eskiden daha maçlar atmosferi daha heyecanlı, daha farklıydı. Niye? Türk oyuncular fazlaydı. Ve bu Türk oyuncular o heyecanı, o coşkuyu yaşıyor. Sen şeyi hatırlıyor musun? Fener'i en son yani o 20 yıl önceki yendiğiniz maçta kaç yabancı vardı hatırlıyor musun? Ya 3 ya 4 yabancı vardı. Değil mi? Tabii ya 3 ya 4'tü yani. En fazla 3. En fazla 3. Tabii yani bir şimdi... artı yapıyorlardı. 4 o 1 gibi bir çıkıyordu evet. Hocam öyle bir şey vardı. Evet yani... son zamanlarda yabancı futbol sayısının da artması 14 yabancı. Tabii şimdi yabancı oyuncu bu coşkuyu hani yaşıyor ama ne kadar yaşıyor? Ama Türk oyuncuları için bu coşku, bu heyecan, bu motivasyon bir daha farklı. Bir de yabancılar fazla etkilenmiyor herhalde değil mi? Sağ seyirci yani etkilenir mi? Yani çok da etkilenmiyor. Yani Türk oyuncusu kadar daha duygusal, daha şey bakmıyor yani. Evet. Daha farklı bakıyor. Yani... daha profesyonel bakıyor. Daha sakin bakıyor. Onun için de daha bir böyle maçta daha böyle bir sakinlik falan öyle geçiyor maçlar. Peki bu iki tarafta da oynarken kaybettiğim maçlarda daha çok... yıpranma ve stres ya da böyle kötü sahnelere sebebiyet veren olaylar hangi camiada daha çok yaşanıyordu? Ya ikisinde de yaşanıyordu. Çünkü ikisi de Türkiye'nin en büyük takımı. Yani Galatasaray, Fenerbahçe. Kaybettiğiniz zaman tabii üzülüyorsunuz. Dışarı çıkamadığınız zamanlar oluyor. Yani seyircinin yüzüne bakamıyorsunuz. İşte yani utanıyorsunuz. Çünkü maç kaybediyorsunuz. İşte Fenerbahçe'ye kaybediyorsun, Galatasaray'a kaybediyorsun. Onun için... bu tarz olaylar Türk oyuncuları daha çok duygusal oldukları için ve bu ülkenin insan oldukları için çok etkiliyordu. Ama şimdi dediğiniz gibi yabancı oyuncular şimdi daha farklı, daha profesyonel bakıyorlar. Onun için daha rahat. Tabii sistem de artık değişti. Yani insanlar artık dışarıda eskisi gibi değil. Daha dikkatli bir oyuncuyu gördüğü zaman veya bir şey. Peki rakamsal olarak nasıl bakıyorsun? Yani şimdi stoper, sağ bek, sol bek. Türk futbolunda hep sıkıntı yaratıyor. Sizin dönemimizdeki yani Fener Galatasaray takımları şimdiki ücretler tavan mı? Çok mu tavan? Yani siz daha mı
ekonomik oynadınız bu işi. Tabii biz biraz daha ekonomik oynadık. Tabii her dönemin şartları var ama baktığınız zaman bu dönem biraz daha fiyatlar daha yukarıda. Yani artık daha büyüdü sektör. Her geçen gün daha çok büyüyor futbol sektörü. Onun için... Hocam siz ne diyorsunuz bu fiyatları? Çok rakamlar. Yani yabancıların buraya gelmesi tamamen ücretlerle mi ilgili? Şimdi tabii futbol artık yabancı yerli değil. İyi futbolcu. Her takım iyi takım kurmak istiyor. Belki Türkiye'den bunu sağlayamıyorlar. Ama yabancıların da tamamen daha profesyonelliği Türkiye'ye getirdi ve takım oyununa çok daha çabuk adapte olan oyuncular alıyorlar. Şimdi baktığınız zaman yani bunun yerlisi, yabancısı yok. Ferdi görünce resimde Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Türkiye'nin en iyi oyuncusu şu anda mevcut. Şimdi evet, çok iyi bir ahlakına bakın, yetişme şartlarına bakın, verimliliğine bakın, bir de adamlığına bak. Kimse bir şey söyleyemez. Ve şu anda göreceksiniz en büyük takımları alacak talipleri var. Adamı sol bek oynatıyorsun, orta saha oynatıyorsun, sağ bek oynatıyorsun. Hoca mecburiyetten sol tarafta oynatıyor. Sağ tarafta oynatsa forvet adamlarından çok 18'e koşu yapıyor. Müthiş bir dayanıklılığı var. Her atakta Ferdi'yi görüyorsun. Nasıl? Pardon. Ben Real Madrid'in yerinde olsam Ferdi'yi direkt alırım. Başka Real Madrid'in yerinde. Direkt alırım. Yani. Ferdi çok çok yönlü bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Acaba takip ediyorlar mıdır? Mutlaka. Zaten Avrupa'dan çok talibi var. Yani vardı ama mesela Türkiye Ligi'nin bana göre en iyi oyuncusu. En verimli çok... oyuncusu. Evet. Yani inanılmaz bir de profesyonellik. Herhalde kendine de iyi bakıyor. Yani tabii. Ya inanın. Yani onu seyreden adam yoruluyor. Bu kadar her atakta aynı zamanda kademede geride. Ve hocam biliyor musun bu Ferdi Pereira'ya gelmese yedekteydi. Fenerbahçe'nin satış gündemindeydi. Satacaklardı. Yani. Ama şimdi şöyle var. Zaman zaman futbolcular gelişimini kendi sağlar. Akıllı insanlar. Ve bu her geçen gün üzerine koyuyor. Şu anda Avrupa'da bile inan az... böyle oyuncu var. Ama biz kendi gözümüzün önündekileri bazen görmeyiz. Şöyle baktığın zaman her türlü. Bir de tek zaafı sol ayakla orayı kapatmak için sol ayağını iyi kullanamıyor. Aynı şekilde sağ bek tarafında oynasa çok daha pozisyon üretir ve golde etkili olur. Yani senin elinde olsa sağ bek mi oynatırsın? Sen sağ bek mi oynatırsın Ferdi'yi? Ya şimdi mecburiyetten sol bek oynatıyor. Orada bir açık var. Yoksa Ferdi'nin ideal yeri. Ama Ferdi'yi nereye korsan, sol beke de koyarsan verim alıyorsun. Ama Osterwalde diye mesela bir sol bek aldı. Ferdi'yi sağda, Osterwalde'yi solda. Ama 3 tane oyuncu şeyi var ya. Türk oynatmak zorundasın. Var Fener'in Ferdi, İsmail, İrfan Can. Yani... Tamam da Ferdi'yi orta sahaya kaparsa o zaman bir başkayı sağ bek oynatacak, sol bek oynatacak. Bunlar olduğu için bunlar joker. Her mevkide oynar. Sağ orta sahada oynar. Ön libero'da oynuyor. Sol bek, sağ bek de oynuyor. Bu tür oyuncular fazla bir Ferdin varsa 5 yere birden alternatif yapabiliyorsun oyuncu. Hocalar takım kurarken alternatifli kadro oluşturmaya, işte stoper sakatlanırsa ama orta sahada oynayan oyuncu stoper özelliği vardır. Hoca ondan dolayı rahatlar, der ki yani bir şey olursa elimde böyle oyuncu. Yani 5-6 tane futbolcu alacaksın aksi takdirde eğer alternatifli takım kurmazsın. Şimdi Ferdi... Orta saha oynatıyorsun, göbekte oynatıyorsun, sağ tarafta oynatıyorsun, sol bekte, sağ bekte, 5 yer. Evet. Yani kadroyu düşünürken bazen... Alternatifli. Fatih, bu Fenerbahçe'de Bekao sakatlandı, Zizuku da sakatlandı bir ara. Fenerbahçe bunalıma girdi. Yani Serdar Aziz'le Samet Akaydın sana göre yani orayı kavredecek oyuncular değiller mi? Ya Samet iyi bir oyuncu ama biraz daha ağır bir oyuncu.
Hamlelerde, müdahalelerde, son hamlelerde biraz sıkıntısı olan bir oyuncu. Ama o iki oyuncu Fenerbahçe'de olmadığı zaman maalesef Fenerbahçe... Bakın biz konu... Serdar Aziz'e ne diyorsun? Ya Serdar Aziz tecrübeli bir oyuncu ama artık hani Fenerbahçe'de şu pozisyonda yani işte cezalı sakat olduğu zaman oynayabilecek bir oyuncu konumuna geldi düştü. Gibi düştü bana göre. Yani bilmiyorum ama defansta özellikle Fenerbahçe cezalı olmadığı sürece o arka bloğundaki o iki tane göbekteki oyuncusunu kolay kolay o stoperleri nasıl görüyorsun? Beko ile Dijikuyu? Ya iyi stoperler çünkü şey Fenerbahçe'ye baktığınız zaman bir yabancı Avrupa'da bir farklı yenilikleri bir maç var. Onun haricinde Türkiye Ligi'ni force ediyorlar. Kolay kolay pozisyon yemiyorlar. Onun için zaten Fenerbahçe'nin şu takımda da üstüne kolay kolay kimse gelmiyor. Yani Türkiye Ligi'nde kaç kişi Fenerbahçe'nin üstüne gelecek? Arkada da o iki tane stoper Fenerbahçe'yi topluyorlar. Bu çok üstün bir form gösteriyor. Saçaboy için ne diyorsun Galatasaray'da? Ya Saçaboy iyi bir oyuncu, kuvvetli bir oyuncu. Kendini geliştirmiş. Yani sene sonunda gider diye bakılıyor. Yani ben de öyle düşünüyorum. Avrupa takımlarında görüştüğünü biliyorum. Gitmek istediğini de biliyorum. Öyle duyuyoruz yakın çevreden. Ama kendini geliştirdi. Galatasaray çok faydalı oynuyor, çok katkılı oynuyor. Onun için sezon sonu gider diye düşünüyorum o da iyi bir takım olsun. Ama şöyle bir şey var. Şimdi baktığınız zaman Icardi de gider diyorduk. Geçen sene ama Icardi burayı tercih etti. Yani belki Saçaboy'a da Galatasaray'ı tercih edebilir yine, kalabilir. Stoperleri, Fenerbahçe'nin stoperleri Samet Akaydın ve Serdar Aziz için hocam senin görüşün ne? Yani mecburiyetten oynuyor havasına girdiler. Halbuki ciddi paralara Samet alındı. Serdar önemli Galatasaray'dan transfer edildi. Yani şöyle öte yandan bakılıyor. Şimdi eskiden ekonomik anlamda çok böyle alternatifli kadro kuramıyordun. Şimdiki kadrolara bir bakıyorsun Avrupa'da başka şeyde. Biz Dinamo Kiev ile oynadık. Dinamo Kiev'de 20 tane oyuncu net oynayabilir oyuncu. Her maçta 7-8 kişi değiştiriyor. İnceleme yaptım. Orada gittim basın toplantısında dedi Dinamo Kiev'in hangi 11 ile çıkacağını biliyor musunuz dediler. Ben de dedim bence siz de bilmiyorsunuz. Çünkü her maçta 7-8 tane oyuncu. Şimdi Galatasaray alternatifli bir kadro, Fenerbahçe alternatifli bir kadro ve doğru oyuncuları bulduğu için ligde ikisi lige tek elini aldılar. Onun için hangisini oynatsan Avrupa'da da hatta Avrupa Ligi'nde bu kadar bir şeydi. Dönüşüm. Hocam biz alışmışız ama dört büyükleri hep şampiyonlukta görmek böyle pek hemen erkenden diğer Trabzonspor ve Beşiktaş'ın havlu atması biraz iyi olmadı. Şimdi mutlaka Beşiktaş'a geleceğiz. Beşiktaş'ın elindeki kadro aslında yetersiz diyorlar ama şöyle bir inceleyin. Yok böyle bir şey, iyi bir kadro ama takım olamadılar. İşte burada onun için Okan Buruk ve İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. Elindeki malzemeyi de çok iyi kullanıyor. Ama ellerinde iyi malzeme var hocam. İyi malzeme ama Beşiktaş'ta da iyi malzeme var. Ama sonuç alamadı. Evet, onu konuşacağız. Bir reklam arası verelim. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra hem Beşiktaş'ı, tabii hocamın da önemli açıklamaları olacak. Çünkü Samet Aybaba'yı, Rıza Çalınbay'ı, Feyyaz Uçar'ı onların içinde. Onlarla ilgili önemli açıklamalar mutlaka olacak. Hem Beşiktaş'ı konuşacağız, hem Fatih Hoca'nın Panathinaikos'a gidişini konuşacağız. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir Fenerbahçe-Galatasaray maçı daha var Cuma günü biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Süper Kupa. Fatih, aynı futbolu mu bekliyorsun? Ben çok farklı bir futbol beklemiyorum ya. Gene bu kaybeden
bunalıma gireriz falan diye. Herkes diyor farklı bir futbol falan ama ben gene böyle kontrollü bir oyun bekliyorum. Yani her iki takım da yine kontrollü oynayacaktır bence. Değil mi? Çünkü kaybeden gene başı derde girer tek diye. Tek maç, kupa maçı. Evet. Kazanmak isteyecektir. İki takım da yine kontrollü oynayacaklar. Birbirini tartacaklar. Ama işte telafisi olmayan bir maç o. Onun için bence ikisi birbirini yine tartacaklar. Kazanana diye. Büyük moral motivasyon olur. Moral motivasyon olur. Evet. Yani. Fenerbahçe'de Fred oynayacak. Bakalım göreceğiz Fred'li Fenerbahçe. Hocam siz nasıl görüyorsunuz Süper Kupa maçını? Ya tabii zamanlama olarak doğru bir zaman değil. Mesela geçen Okan Hoca bunu şey yaptı. Yani dinlenmesi gereken maç. Bir zamanda. Burada puan derdi vardı. Orada mutlaka ikisinden birisi kazanması lazım. Onun için çok daha açık oynanacağını, her iki tarafın da tam oynadıklarının aksinde futbol oynayacaklarını düşünüyorum. Ya yani farklı bir maç mı bekliyorsun? Çok farklı. Daha hücum özellikli oynayacaklar. Hocam bunlar gene korkmasınlar. Yenilen başım ağrır falan diye. Ya, yani bu aradaki şey ligden daha önemli değil. Daha rahat olacaklar iki tarafında futbolcuları. Bakalım enteresan bir maç. Bu arada mesela bu hep sürekli ben diğer televizyonlarda da görüyorum. Efendim yok bu maç niye orada oynanıyor, niye oynuyor orada? Ya kardeşim bana da soruyorlar. İki tarafın başkanı kabul etmiş bunu ya baştan. Bir defa şimdi başkanların kabul ettiği bir şey de. Türkiye Futbol Federasyonu kabul ediyor. Sen kime bağlısın? Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı. Başkanlara sormuşlar. Başkanlar da kabul etmiş. Yani. Başkanlar kabul etmese yani. Çıkarlar bir basın toplantısı yaparlar. Yanılmıyorsam bir... Üst üste maç değildi. Lig kayınca mı ne oldu öyle bir şey biliyorum. Yoksa yani Galatasaray'la bir hafta iki kere oynamayacaklardı. Bir ara evet, verecekti. Evet. O dengeyi bozdu. O dengeyi bozdu ama sonuçta... Türkiye Futbol Federasyonu burada oynamaya sana taahhüt etti. Sen de Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı başkanlar da kabul etmişler, görüşmüşler kabul etmişler. Herhalde federasyon mutlaka görüştü ama başkanlar. Şöyle bir şey yani şimdi baktığınız zaman geçen gün bir final vardı Manchester City'nin. Evet. O da orada oynandı o taraf. İspanya'da kupası da orada oynanacak. Oynandı. Niye? Adamlar reklam yapıyor, parayı veriyor. Burada oynanmasını istiyor. Çok çok öncelerden bunun programını yapıyorlar. Ve ciddi rakamlar ödüyorlar. Yani şimdi bu iki yani, kulüp burada oynasa bu kadar para kazanamazlar ki aşağı yukarı yani. İkişer buçuk, üçer milyon dolar para kazanacaklar yani. Tabii bu tabii. Belki parası, daha fazla kazanacaklar yani. Belki daha fazla. Tabii. Evet şimdi bugün bir sürpriz gelişme oldu biliyorsunuz. Beklenmedik bir gelişme. Fatih Hoca, Ergin Ataman basketbol takımının başındaydı. O da futbol takımının başında. Büyük ihtimalle yarın imza atacak. Yunanistan'ın yolunu tuttu. Panathinaikos'a teknik direktör oluyor. Puan cetveline baktım. Panathinaikos'un durumuna, teknik direktörün görevine son verdiler. Ama PAOK 35 puanla lider. Panathinaikos 34 puanla ikinci. Olympiakos ve AYK'de 32'şer puanla. Yani çok bir puan fark var liderler arasında ama teknik direktör değişikliğine gitti. Hocam sürpriz mi Fatih Hoca'nın Yunanistan'a gitmesi? Yani bence sürpriz... Bir puan fark var, hocasını değiştirmişler. Tabii ki Fatih Hoca için sevindik çünkü burada sıkıntılar yaşıyordu. Böyle bir şey değişimi... Belki de bu olaylardan uzaklaşmak istedi hocam. Çevre değiştirmesi biraz çok yıprandılar bence. Fatih Hoca doğru bir karar verdi, inşallah da başarılı olur. Fatih sen ne diyorsun hocaya? Evet, enteresan yani ben de tabii duyunca şaşırdım. Hoca böyle tercih etmiş sonuçta. Türkiye'nin en iyi hocalarından bir tanesi. Kendini kanıtlamış. Herhalde bir ekiple gidecek oraya. Herhalde yani hoca... Belki Hasan Şaş, Necati falan giderler mi onlar eski ekibi? Bilemiyorum. Yani ama tabii sürpriz yani baktığınız zaman. Müfit'e alabilir belki. Kendi ekibine gidebilir, eski ekibine gidebilir tabii. Hayırlı olsun diyelim. Olsun. Bize de yeni bir ilgi alanı çıktı. Bundan sonra Yunanistan Ligi'ni... Ben o ligde daha önce ben de oynadığım için biliyorum. Evet sen oynadın değil mi? Oradaki... PAOK'ta oynadım ben de. PAOK'ta evet. Ve şu anda da lider. Evet. Nasıl onun seyircisi PAOK'un? Ya PAOK'un seyircisi zaten Yunanistan'ın en iyi seyircisi. Öyle mi? Tabii. Olympiakos'tan, Panathinaikos'tan? Tabii hepsinden daha iyi aslında yani baktığın zaman. Ben orada oynadım biliyorum. Çok iyi seyircileri var. Çok ateşli. Neden dönmüştün? Efendim? Neden dönmüştün? Ben oradan Trabzonspor'a döndüm. Trabzonspor'a geldim oradan. PAOK'tan sonra. Bu arada tanıtım dönmeye başladığından beri Trabzon'da acayip bir sevginiz var. Hem sana hem hocama. Trabzonlar çok seviyor hocam seni. Orada büyük
Ben de onları seviyorum. Sevmeyenler belli. güzel bir takımınız ya, vardı. Biz orada güzel işler yaptık. Ben iki kere çalıştım. İkisinde de başladığımdan sonra mesela 24 maçın 22'sini kazandım. 24 maçın. Bir de kupayı aldık. Bir de Yattara ile uğraştın değil mi hocam? Yattara'nın şeyi arttı. Yattara ile şimdi gözüküyoruz. Ah diyor, ben amatör kafa. Öyle mi? Şimdi anlıyor. Enteresan bir oyuncuydu hocam. Yani. Müthiş. Evet. Şimdi tabii ki bu haftaya damgası vuran olay Beşiktaş'ta yaşandı. Rıza Hoca görevi bıraktı ya da yönetimle mi ters düştü bilemiyorum. Rıza Hoca bir basın toplantısı yaptı. Onu bir hatırlayalım kısaca. Bakalım neler demiş Rıza Hoca. Aldığımız takım belliydi. Ligden kopmuş bir takım, Avrupa kupalarından elenmiş bir takım aldık. Eğer ben sezon başı gelseydim Beşiktaş takımı çok daha farklı olurdu. Biz şeyle konuştuk, Samet abi Feyyaz'la konuştuk ve onlar benden söylediler, tekrar ısrar ettiler. Oraya kadar uzamasını istediler iki maçı da. Hocam iki maçı oynayalım ve ondan sonra da seninle oturacağız, tekrar sözleşmemizi yapacağız dediler. O yüzden de yani ben tabii ki öyle dedikten sonra ben o zaman dedim size güveniyorum dedim. Ben iki maç içinde atarım dedim imzayı, attım. Şimdi orada da benim üzüldüğüm bir tane bir şey oldu. Ben Lugano'da maça gittiğimizde, İsviçre'ye gittiğimizde ya benim arkamdan avukatıma şey gönderiyorlar. Eğer yarın 3'te eğer şeyi kes şey yapmazsanız, mukaveleyi uzatmazsanız pes edeceğiz diye. Ben maçtayım. Bu benim en çok üzüldüğüm şey bu oldu yani. Maçtayken öyle bir şey gönderilmez. Ben sadece Beşiktaş takımı zarar görmesin diye ben bunu bile kimseye söylemedim. İlk defa söylüyorum yani bundan. Yani çünkü çok üzücü bir şey. Artı ben oraya ne para için gittim ne başka bir şey için gittim. Ben sadece orada o başkanımıza yardımcı olmak için gittim. Önce Feyyaz Samet abi bir yönetici geleceğiz dediler. Sonra baktık Feyyaz Samet abi gelmedi. 3 tane yönetici geldi. Onlarla konuştum ben. Onların da istekleri bu gece şey yapalım dediler. Ben dedim ki gece saat 1 olmuş. Yani 1'de dedim ben bir şey yapmam dedim. Yani bir şey yapmam. Yarın ben dedim toplantı yaparım. Basın toplantımı da yaparım, bırakırım dedim. Yani onlar yok direttiler, ben de kabul etmedim. Ben dedim yarın bir yerde yaparım dedim ve ondan sonra da onlarınkini kabul etmedim. Onlar da zaten hemen yazmışlar ayrıldık diye. Ve sorun sonuç buraya kadar yani. Benim camiaya kesinlikle kırgınlığım yok. Ben demin herkese teşekkür ettim yani. Hiçbir şeyim yok, hiçbir zaman kırgınlığım yok. Ben Beşiktaşlıyım. Hakikaten öz Beşiktaşlıyım. Yani başkaları gibi gidip başka kulüplerde oynayıp tekrar dönen veyahut da başka bir şey de diyeyim. Ben orada da fedakarlık yaptım. Ben orada da sonuna kadar Beşiktaş'ta kaldım. Biz Beşiktaş'ın bir duruşu vardı. Ben onu durdum. Ama bazıları durmadı yani. Ben hiçbir zaman pişman değilim. Bana deseler ki şimdi bile deseler yine giderim. Ama böyle davranırlarsa gitmem. Evet hocam, en yakından sen tanıyorsun Rıza Hoca'yı. Burada kim nerede yanlışlık yaptı? Ne oldu yani? Kim haklı, kim haksız? Şimdi konuşulacak çok şey var. Çok sevdiğim takım arkadaşım. Çok emeğim geçti bunlara. Ben bunlardan önce oynadım. Biz oynarken bize teknik direktörüne sığınarak bizi çok ezdiler. Ama benim yapım hep karşı gelmekti. Kim ezdi yani? Konuyu anlatamadım herhalde. Biz oynamaya başladığımız zaman futbolcular Türkiye'de antrenörleri kullanıyordu. Antrenörler futbolculara uymak zorundaydı. Antrenörler. Biz öyle bir dönemde geldik. Biz genç takımdan çıktık, A takıma geçtiğimiz zaman bize amatör geldi onlar. Çünkü Hamdi Serpil Tüzün gibi bir hoca bize inanılmaz şeyler kattı. Oraya gittik. Biz uyarıyoruz, abi şunu tut, şunu kapat. Lan sen ne konuşuyorsun?
çok şeyler yaşadık. Onlar çok eskide kaldı. O mücadeleyi yaptık. Sonra Beşiktaş 15 yıl sonraki şampiyonlukta alın bakın 5 tane oyuncu, altyapıdan yetişen oyuncu. Ondan sonra çünkü daha önceki ilk çıktığımız 2 sene ligde kaldık. Soyunma odası ligde kalmayı kutluyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Ondan sonraki dönemde de işte o gençler, arkadan gelenler, Metinler, Aliler, Feyazlar, işte Sinanlar bizim açtığımız yoldan devam ettiler. Biz de onların içindeydik bazı şampiyonluklarda ve Süleyman abinin döneminin, Süleyman abi dönemine bakın, altyapıda kaç kişi var? Bu temeli atan Gazi Akınal'dır, Mehmet Üstün Kaya'dır. Allah rahmet eylesin. Bunların, Allah rahmet eylesin. Bunların meyvesini de Süleyman abi iyi kullanarak ondan sonra yıllarca şampiyon oldu ve şampiyonlukta. Şimdi bunlar bizim kardeşimiz Rıza. Çok şey konuşmak istiyorum. Herkesin hatası vardı burada. Biraz önce komik bir şey dediniz değil mi? Komedi gibi bir şey. Gelmek için çok uğraştı. Etik olarak doğru değildi. Çünkü orada bir genç arkadaş görevlendirilmişti. O da hata yaptı konuşmalarında. Rıza ben varım dedi. Evet. Ama sonra son dönemde iki maç daha uzatalım. Varım dedim. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Beşiktaşlılığını gösterdi. Ama işler kötü gidince işte şeyleri, futbolcuları ben kadro dışı bırakmadım. Şimdi mesela haberim şimdi, olmadan kadro dışı bırakıldığı zaman normalde bırakması lazım değil mi? Bravo. Bravo. Bize onu öğretildi. Yani biz orada şimdi Rıza anlatıyor. Tamam, sıkıntıları var. Biz onu her zaman seviyoruz. Ama Rıza kendine de çok büyük zarar verdi. Bu basın toplantısını yapmasını normal karşılıyor musun? Yapmamalı mıydı? Ya şimdi oradayken mesela şunu kabul edemiyorum onun adına. Ya ben işte futbolcuları ben kadro dışı bırakmadım. Olmaz. Teknik direktör ya takımı tamamen kendi yönetecek, idari anlamda futbol takımını, ama yönetici kendi görevini yapacak. Orada Rıza gibi birisinin bunun ağzından bunu duymak beni üzüyor. Ben bırakmadım. Hep sen bırakmadın, sen gel olacaksın. Buranın hocası bensem 3 hafta mı 5 hafta mı ben karar veririm diyeceksin, kabul ya da, etmeyeceksin. Ya da bırakacağım. Ya da bırakacaksın. Şimdi konuştukça da duygularıyla konuştu ve kendisini zora düşürdü bence. Şu anda işte ben şu kadar şunu yaptım. Bir kere orada seversin sevmezsin. Bir altyapı hoca şey var. Bir genç arkadaşımız var Burak. Yönetim almış getirmiş. Geçici süre olarak Şenol'dan sonra kalmış. Sen devam et. Bir ay sonra, bir ay bir buçuk ay sonra yeni bir hoca almazlar. Birisiyle idare ederler. Gayet de doğal. Çocuğu herkes saldırdı. O da panikledi. O da açıklama yaptı. O da açıklama yaptı. O daha kötüsünü yaptı. Hocam döneceğim sana. Fatih'in de görüşünü alayım. Ne diyorsun? Burak Yılmaz ve Rıza Çalınma olayı. Tabii Beşiktaş camiası ilgilendiren şeyler ama baktığınız zaman bana göre baştan aşağı Şenol Hoca'dan başlayan yanlışlar Rıza Hoca'ya kadar devam etti. Şenol Hoca hocalık yapıyor. Beşiktaş'ın hocası. Sezon devam ederken Burak geliyor. Yardımcılığına, doğru mu? Evet. Burak geliyor. Şenol Hoca'nın bir ekibi var. Burak ne alaka? Aldın. Şenol Hoca gitti. Burak'ı bıraktı. Şenol Hoca gittiyse Burak da gitmesi lazım. Yalnız ben onu yani, duydum. Şenol Hoca izin vermiş. Hocam izin verdi. Ben her yerde bırakan hocayla zaten beraber hocam, bıraktım. Kendi ekibi olmadığı için izin verdi. Ama baştan geldi sonradan. Tamam sen kalabilirsin dedi. Tamam doğru bıraktı.
Madem bıraktın, Burak'la devam et. Seçim oluyor, Burak'ı gönderiyorsun, Rıza Hoca'yı getiriyorsun. Rıza Hoca, hayır, adam diyor ki ben maçtayken bana diyor tebligat gönderdiler. Seçimden diyor. Önce Burak bıraktı. Seçimden önce bıraktı. Yani iki hafta yani daha bekletse. Baştan aşağı gelen yanlışlarla, bravo, Beşiktaş, bravo, bu hale geldi. Yani hocam, ben sırf Rıza Hoca değil, şöyle, baştan geliyor. Bir de şöyle bakıyorum, yani yaptığım istihbarat, o camiye yakın arkadaşlardan aldığım bilgi, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın gelmesiyle birlikte zaten Rıza'da ciddi bir rahatsızlık ortaya çıkmış. Yani mesela sen de teknik direktör olsan, Samet Aybaba ya da Şifo Mehmet de gelebilirdi. Gelse sen rahatsızlık duyarsın ama dersin ki kararlar ben veririm. Karar benim dersin. Yani ben karar veremiyorsam da orada durmam. Liderliğini gönderirsin, o takımın çalıştıranı sensin, birisi yönetici, birisi sportif direktör. Evet. O takımı sen idare edersin, kararları sen alırsın çalıştığın 3-4 hafta içerisinde. Sonra yönetim belli olduğu zaman etik olarak dersin ki arkadaşlar önünüzü açıyorum. Buyurun. O arada yönetim, ben zaten diyordum yani Beşiktaş yönetimi doğru iş yaptı bence. Niye doğru iş yaptı? Ben diyordum hemen acele ya Rıza'yla devam edin, hemen açıklayın veya yeni bir teknik direktör getirip bu takımdan artık bu hafta, bu sene şampiyonluk beklenemez mucizelerin dışında. O zaman bakın aynısını Trabzonspor yaptı. Abdullah Avcı'yı devre arasında getirdi. Takımı tanıdı. Elindeki mevcutları, eksikleri tespit etti. Ve öbür sene şampiyon oldu. Bakın, evet, şimdi Abdullah Avcı yine Trabzon'da böyle geldi. Ligin sonuna doğru teşhisi koyacak. Belki devrede ve öbür sezonda, yani ya Rıza çalışacaktı, aynısını Rıza'ya yardım edeceklerdi aynı yöntemle, ya da şimdi bir yabancı mı alacaklar, bir başkasını mı alacaklar, aldığında o adam şu anda gelecek, eldeki mevcutları görecek, inandığı göre şey, önümüzdeki sene hamleleri hocam, ona göre yapacak. Feyyaz Uçar'ın bir açıklaması var, bir de onu dinleyelim. Bakalım Feyyaz bir maçtan sonra neler demiş. Kazanmak ihtiyacımız olan bir maçtı. Çünkü son iki maçta istemediğimiz skorlar aldık. Beşiktaş takımı üst üste 3 maç yenilmemesi lazımdı. Çocuklar bugün çok iyi mücadele ettiler. Hepsi istekliydi, arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecekteki günler için Beşiktaş adına sevindirici. Teknik direktörlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Görüşmeler yapıldı. En doğru kararı vermek istiyoruz. Ama tabii biliyoruz vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Yeni hocamızla onu tespit etmek, anlaşmak hedefimiz. Daha sonra da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hoca araştırmamız devam ediyor. Bu hafta içinde birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Onun haberini verebilirim. Sergen Beşiktaş'ın evladıdır. Hocaların, adayların arasında Sergen de var tabii ki. Biz Rıza ile ayrılamayız. Çünkü bizim kader birliğimiz var. Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine bir arada beraber çalışacağız. Evet, Sergen Yalçın da adaylar arasında diyor Fatih. Sergen böyle bir oluşumda yer alır mı sence adaylar arasında dedikten sonra? Sergen'i yakından tanıyorum çünkü. Valla Sergen Hoca tabii tanıyorum. Benim takım arkadaşım da. Biz Galatasaray'da da beraber oynadık bir dönem. Milli takımlarda da oynadık. Yani Sergen Hoca buraya gelirse bence Samet Hoca, Feyyaz abi ve herkes birbirine girer diye düşünüyorum çok kısa zamanda. Birbirine girerler. Çok çok kısa, çünkü Sergen biraz sözünü esirgemeyen bir çocuk. Hocam onu camiadan daha iyi tanın alttan geldiği için, ama bu da karşısındaki Samet Hoca'yı, özellikle Samet Hoca yılların hocası, tecrübeli bir insan. O ekibin bir arada ben de çok ihtimal olması vermiyor. Biraz zor diye düşünüyorum. Çünkü muhtemelen yani Feyyaz abi olsun, Samet Hoca olsun, zaman zaman hocalık yaptıkları için, gerçi bence yanlış ama, karışacaklardır bu kötü gidişatta diye düşünüyorum. Sergen de karıştırmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Böyle bir şeyleri olacaktır diye tahmin edebiliyorum ama. Şimdi, benim aldığım hocam duyum şöyle, başkan da yabancı istiyor ve bir Fransız teknik adamla büyük ölçüde anlaşıldığı şeklinde. Sence kim olmalı? Sergen Yalçın ismi doğru isim mi olur şu aşamada, ya da yabancı mı olmalı? Nasıl bakıyorsun? Ya şimdi tabii onların bakış açısına bağlı.
Şimdi tabii ki ben yerliden yanayım. Yerli. Sergen önemli başarılar elde etti ama Sergen de çabuk bıkıyor. Yoksa Beşiktaş'ta Sergen'i kimse göndermeyecekti ki ya işte ben başaramıyorum, ben artık şeyim kalmadı gibi ayrıldı. Ben iyi takip ettim. Şimdi tabii burada Feyyaz Uçar yönetici ve çok doğru bir adam. Çok iyi bir insan. Çoğu açığı kapatacağını düşünüyorum. Samet de sportif direktör. Şimdi bunların etkili olması ve hocayla da yani dediği gibi belki bir araya gelmeyebilir ama herkes kendi görevini yarın bir gün teknik direktör boşaldı. Onun yerine ya, yanımızda arkadaş var deyip rahatsız etmemeleri lazım kimseyi. Yani Fatih hocanın söylediği... Hocam Türkiye'de bu futbol direktörlüğü meselesi yürümüyor yani. Mesela yürümez. Fenerbahçe'de Daum teknik direktördü. Aykut Kocaman futbol direktörüydü. Daum gitti. Aykut Kocaman teknik direktör. Yani Türkiye'de ona diyorlar ki ya yedekte bu var. Böyle bakıyorlar. Bakın, yani mesela belki yani biraz, Samet Hoca için de böyle bakıyorlar. Biraz, bugün burada, biri diyor ki yani bakın, kravatı ceket çıkarsın ülke, gelsin. Bak bu ülkede istikrarlı insanlar ve karakterli insanlar tutulmaz. Çok net. Bizim sistemimiz bozuk. Ben size örnek vereyim. Bütün futbol teknik direktör adaylarıyla konuşmuşlar Scala'nın dönemi. Demişler ki ya Ersun olacak. Akıllarına ben hiç gelmiyorum. O arada bir Samet Hoca çalışıyor Süper Lig'de, bir de ben çalışıyorum. Ben İstanbulspor'dan ayrılmışım. Herkesle konuşmuşlar. En son akıllarına ben geliyorum. Niye? Kovalamıyorum ki. Kovalamam. Ayağa düşürmem. Rıza'yla şeydeyiz. Yunanistan'da bir maça gittik. Veteranlar takımıyla. 2-3 gün oda arkadaşlığı yapıyoruz. Sinan şey Rıza dedi ki abi ben anlaştım. Hayırlı olsun oğlum. İmza attın mı? Yok. 3 gün sonra döndük. Rıza çalışmalar yapıyor. Çalışmalarda işte şu altyapıya şunu yapacağım, şunu yapacağım filan. Benimle de paylaşıyor. Döndük. 2 gün sonra kulüpten beni çağırdılar. Dediler ki hoca seninle görüşmek istiyoruz. Aslında duyduğum kadarıyla Ersun'da karar kılmışlar. İçindeki yöneticinin bir tanesi demiş ki ya koskoca Beşiktaş bir tane adam şey yapamadık. Hepsiyle konuşmuşlar, beğenmemişler. Sonra ya bir de Ziya var demiş birisi. Bakın inanın. Ya bir de onu çağıralım. Var mı telefonu? Birisi vermiş telefonu. Beni aradılar. Ben hemen Rıza o kadar beni şartlandırdı ki. Ne zaman oluyor bu hocam? Scala zamanı yardımcı Scala, hocalıkta. Evet. Ben de şey yaptım. Telefon gelince oğlum Rıza diyorum sen bir haftadır benimle berabersin işim anlaşım bitti diyorsun. Adamlar beni arıyor. Açık yüreklikle. He abi dedi bana da sordular da işte ben Ziya abi kabul etmez. Dedim ki bak Rıza ben senden 3 gündür 4 gündür bir aradayım. Falan neyse çok üzerine gitmeyeyim. Evet. Şimdi bakın. Son Scala bıraktı. Beni yönetim aldı. Beni çağırdılar. Çağırdılar kulübe. Ben de Rıza'ya dedim ki Rıza oğlum sen anlaştım diyorsun ama adamlar beni çağırıyor. Türkiye. Ve sonunda gittim, sen oldun. Gittim konuştum. İbrahim Altınsay var. Yıldırım Demirören var. Serdar Bilgili başkan. Bunlar 4-5 tane bizim eski futbolculardan ve bana gelen bilgilerde de Ersun Yanal'ı karar kılmışlar. Evet. Ondan sonra da ya demiş bir tanesi biz koskoca Beşiktaş takımı bir tane adam çıkaramadık. O arada biri demiş ya bir de Ziya var. En son evet akıllı, hocam en bak, son. En son akıllana Ziya geliyor. Niye? Kapılarda yatmam. Evet, maalesef. Şimdi de sonuca bakın.
Scala son 7 hafta adam kemiklerinde büyüme vardı. Bazı test değerleri kötü çıkmış. Onu şeye gönderiyorlar, yurt dışına. Ya hocam, önümüzdeki senenin planlarını yapıyoruz. Bak, ona göre git. O da İsviçre'deki doktoruyla konuşuyor. Doktoru diyor ki, ya çok önemli değil, o değerleri kendisine bir sunuyor. Ligin sonunda gelirsin. Sonra siz onun yerine geldiniz sonuçta. Abi, Scala'yı görevine son vermek için onu bahane yapacaklar. Yurt dışına gidiyor, Antep maçına çıkmıyor. Bir dedim ki, bana geldi sor, dedim gitme. Gitme, burada kal. Ya dedi, çok şüpheci de. Ya gitme. Bak, evet, ben Türkiye'de yaşıyorum. Ve onu uçağa bindirdiler. Beni Beşiktaş kulübüne çağırdılar. Evet. Ziya Hoca, seninle son 7 hafta. Zaten etkilisin. Son 7 hafta. İnşallah başarılı olursun, senden devam ederiz. Ben dedim, çalışmayacağım. Biliyorum. Ya dediler, senin Scala'ya yanlış yaptınız dedim. Ya dediler, seni o getirmedi. Ama işte bunları konuşmayacaksın. Bak, hocam, Scala'ya yanlış. Bana diyor ki, seni Scala getirmedi, biz getirdik. Hayır, evet, benim etik siz değerlerim kabul var. Bu adama yanlış yaptıysanız ben de çalışmayacağım, evet, dedim. Sorun, isimleri verdim. Biliyorum. Yıldırım Demirel. Evet. Şimdi, ya kapatıyorum hocam. Ama güzel mesajlar verdiniz. Bakalım ne anlayacaklar Beşiktaşlar bu mesajlardan. Ben mesaj vermek için değil. Ben sadece içimi döküyorum. Evet, evet. Hayatımda hiçbir yere kendim aday olmadım. Biliyorum hocam. Çağırırlar sordayım. Gider ikinci ligde, üçüncü ligde çalışırım. Ama kimsenin kapısını aşındırmadım. Ama Türkiye'de medyada buna çok yardım ediyor bazıları. Kapı kapı gezenler var. Neyse, şimdi derin mevzulara girmeyelim. Ya girmeyelim. Başka bir program yaparız buna. İşimize gelmiyor. Türk futbolu. Bir Alman teknik direktör, bir Alman teknik direktör her meslektaşına saygı gösterir. Bizde de ben genel söylüyorum, kimse üzerine almasın. Alın bir inceleyin, neler dönüyor. Koçlarım benim, maşallah. Evet. Bunları konuştuğun zaman da birilerine dokunuyor. Hayır, bundan korktuğumuz sürece bu böyle gider. Biz de ilkeli olmalıyız. İnşallah. İnşallah. Ama neyse, yeter. Fatih, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ziya Hocam biliyorsun çok dolu ama %100 haklı. Hepsini konuşuyor. Bakalım Beşiktaş nasıl bir karar verecek. Bu akşam da noktayı koyuyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.